Amerikan derin devletinin yani derin devlet diyelim. Bilmiyorum yani derin devlet var mıdır yok mudur onları bilmem ben. Ama söyledikleri, yazdıkları devlet politikaları uygulanırken ya da üretilirken dikkate alınan isimlerden birisi. Evet, tek başına dikkate alınmasına gerek mümkün değil ama onu da dikkate alınır, öbürü de dikkate alınır ve bunun da alınmışlığı vardır. Doğru. Yazdıkları şu Türkiye'ye ilişkin. Bir, Anadolu asla ve asla Türk olmamıştır. Türk-Kürt Federasyonu tek çözümdür. Müslüman kardeşler birlikteliği sağlanmalıdır. Yani ihvan birlikteliği sağlanmalıdır. Hala orada. Bu. Öcalan'ın 2013 Nevruz'unda yazdığı mektup doğru bir yol haritasıdır diyor. Bu kişi diyor. Yani bakın birbirine bağlıyorum bunları. Evet. 2013'te yazdığı mektup doğru bir yol haritasıdır. Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi kendini iktidara taşıyan liberallere ve muhafazakar Kürtlere tekrar elini uzatıp onları kucaklamalıdır. Ve mutlaka yeni anayasa yazılarak devletin Mustafa Kemal tarafından fevkalade zayıf kurulmuş temelleri değiştirilmelidir diyor. Yoksa Türkiye parçalanır diyor. Şimdi bu dediklerini yapınca zaten Türkiye zaten parçalanır. Bunlar deyince zaten Türkiye parçalanacak. Bir kere şunu hemen ifade edelim. Bakın bu topraklarda ırkçılık zaten parçalanmadır. Bu topraklarda mezhepçilik zaten parçalanmadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temelleri sağlamdır. Uygulamalarında yanlışlıklar elbette ki olmuştur. Her devletin kurulduğu günden bugüne kadarki uygulamalarında yanlışlar olur. O yanlışlardan ders alıp, doğrulardan da ders alıp geleceği doğru düzgün inşa etmek lazımdır. Marifet budur. Ama bu yanlışlara bakıp yok biz kuruluş temellerimiz olmadı devleti yıkıyoruz diyen olmaz. Bu akıl işi değildir. Suriye'ye bakın, Libya'ya bakın, Irak'a bakın başlarına ne geldiğini görün. Yani çok çok basit bir iki soru sorayım. Yani karşımızda olsa ona soracağım. Ya federasyona geçtik diyelim ki. Bağımsız, tarafsız bir yargı istemeyecek miyiz? Ya bugün kuralım arkadaş.